Çin muazzam 1.8 milyarlık bir nüfus düşünün. Çok büyük bir coğrafya düşünün. Ve bu coğrafyada inanılmaz bir üretme heyecanı var. Şimdi bu nasıl olabilir diye bir soru akla gelebilir. Neden? İşte komünist bir ülke diyoruz. Evet. Dolayısıyla işte birçok filmlerden hatırladığımız görüntüler şunlar. İşte milyonlarca bisiklete binen, tek tip elbise giyen insanlar. Evet. Şimdi Çin bugün böyle mi? Çin bugün böyle değil. Yani Çin bugün çok farklı. Şimdi sistem olarak otoriter ama kapitalist yapı içerisinde... Ekonomik olarak evet, kapitalist. Yani ekonomik kapitalist bir yapı içerisinde üretimi yakalamış. Ve bugün biliyorsunuz dünyanın ikinci büyük ekonomisi ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde de dünyanın birinci ekonomisi olma öngörüsü dünya finans kuruluşları tarafından da zaten açıklanıyor. Şimdi burada tabii Batı dünyasının da Çin'le ilgili endişe ve korkuları var. Şimdi buradan ben şunu özellikle yatırımcı ya da düşünen, düşünebilen ya da dış ticaretle ilgili beklentileri olan ya da büyüme tercihinde olan bütün iş adamlarımıza şununla ilgili bir düşünce yolu açmaya çalışıyorum işin gerçeği. Evet. Şudur. Çorum'dan Hong Kong'a açılan evet, bir pencere. Hong Kong ve Çin. Eğer biz Amerika Birleşik Devletleri ile bugün stratejik ortak isek, ekonomik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomik zenginliğinden ne kadar pay alıyoruz? Bu soruyu sormamız lazım. Yeterli payı aldığımızı düşünmüyorum. Rakamlar ortada. Peki, bugün dünyanın en büyük ekonomisi olmaya aday Çin, yarın dünyayı daha da ekonomik olarak yönlendiren bir ülke olacaksa, Türkiye, Çin'le ekonomik partnerliği, ortaklığı niye yakalamasın? Yani önümüzde geleceği belli olan, dünyaya daha da güçlü bir şekilde ekonomisiyle hakim olacak bir ülkeyle mutlaka hem Çorum'dan hem Türkiye'den müteşebbislerimizin, üreticilerimizin, pazarlamacılarımızın, satış yapanlarımızın tamamının bu gerçeği görüp ve o partnerliği, o ortaklığı yakalama fırsatını kaçırmamaları gerekiyor. Evet. Bu çok önemli bir konu. Onun dışında Çin'de üretim yapmak, Çin'e mal satmak kolay mıdır? Bununla ilgili de paylaşabileceğim konular var. Evet. Onları sonra düşünelim. Peki.